Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra farklı parametreleri incelemek adına başka Azola videoları da yüklemeye karar verdim. Biliyorsunuz Türkiye'de bu işi başlatan kişiyim. Ama tabii henüz daha böyle bir 50 dönüm yerde yapabilmiş değiliz. Mesela şimdi bugün bu havuzda ne deniyoruz ona bir bakalım. Mesela şuradaki Azola bir açık yeşil bir Azola. Bir Azola nasıl bu hale gelir? 3 farklı yerden Azola, 3 farklı havuzlarımdan Azola aldık buraya. Ve bunların gelişimini burada tekrardan inceleyeceğiz. Gölge, güneşin gelme açısı, mavi yeşil akyosunların istediği besinler ve dalgalanma. Yani bu tarz parametreler bir araya birleştiği zaman en güzel şekilde biz balık ununa eşdeğer, yani yüksek protein, illa balık unu olacak diye bir kaydı yok. Sonuçta küçük baş, büyük baş hayvanda da bu yemler kullanılıyor. Yani en güzel, her Azola aynı değil arkadaşlar. Bu kesinlikle kafaya yerleşsin. Mesela ben bu havuzda 3 farklı havuzdan Azola aldım. Mesela bu havuzda şu açık yeşil, güzel bir Azola. Yüksek proteinine sahip. Bu koyu yeşil bir Azola. Bu daha da yüksek proteinine sahip. Fakat bunda da tonaj çıkmıyor. Bu ise etli ama hafif de ya yanmış ya da arkadaşlar azot eksik olan bir Azola ya da güneşin gelme açısıyla da alakalı olabilir. Tabi bunların hepsi incelenecek. Şu anda motor durdu. Bir de havalandırma da var bu havuzda. Böyle parametreler incelenerek, şu anda telefonum çok iyi çekmiyor ama çok renkli bir yer normalde burası. Yani çok renkli, çok renkler çok bariz gözükebiliyor ama benim telefonum o kadar kalite değil. Daha henüz başlayamadık arkadaşlar. Çok büyük holding sahipleri arıyor beni. Yani bu işe, bu sektöre girmek istiyor ama genelde FOS çıkıyor hepsi. Bakalım hayırlısı. Yani çok karlı bir yatırım olacağını düşünüyorum insanlara. İnşallah tesisleri kurmaya başlayabiliriz. Çünkü her ne kadar dışarıdan bakıldığı kadar basit bir iş olsa da daha benden Azola alan arkadaşlar içerisinde başarılı olanı daha duymadım henüz. Yani bunu işi ticari çapta yapabilecek derecede başarılı olan bir arkadaş henüz çıkmadı. Ben de henüz daha ticarileşemedim. Ama yavaş yavaş, yani kendi balıklarıma yem çıkartıyorum şu anda. Yani balığın beslendiğini de görüyorum. Kendim lepses yetiştiriyorum ayrıca. O, yani akvaryumculuk sektöründen çıkacağım inşallah. Bu Azola sektörüne girmek istiyorum. Ama tabii biraz süreç gerekiyor. Şöyle birazcık da ortamı da göstereyim. Mesela bu havuz farklı parametreleri incelediğim bir havuz. Mesela derinlik, dalgalanma, besin, 3 farklı yerden Azola aldım, gölgenin gelme açısı, yani birçok şeyin düşünülmesi lazım. Sıcaklık, yani arkadaşlar bu işi basit düşünüyorlar, branda havuz yapıp yapabileceğini düşünüyorlar ama olan benden aldıkları Azola havuzundan para miktarı mı oluyor? Ben Azola'yı her türlü her şekilde yetiştirebiliyorum. Ben sadece şu anda Azola'yı nasıl daha kaliteli yetiştirebilirim, daha nasıl yüksek protein oranlarına sahip olabilir, bunlar üzerinde çalışmalarımı yapıyorum. Bakın farkındaysanız şimdi 3 farklı Azola. Açık yeşil, koyu yeşil ve kahverengi kırmızı karışım. Bunların hepsinin protein oranları farklı. Aslında aynı cins. Hepsi Azola Carolinianna. Yani bugünden itibaren farklı videolar da çekeceğim arkadaşlar size. 40 taneye yakın havuzum var. Bunların şu anda 10-12 tanesinde Azola var. Hepsinde ayrı parametreler inceleniyor. Bunu yapma amacım yarın bir gün 10 dönüm 20 dönüm yeri yaptığım zaman anlamın akıyla o projeden çıkabilmek. Yani en iyi şekilde insanlara sunabilmek bu hizmeti. Yani %40 proteinlere kadar çıkabiliriz biz bu işlerde. Ve bunların hepsi, yani şöyle düşündüğünüz zaman çok güzel, harika, sindirilebilir bir protein.